kişi için kurtarma operasyonu hala devam ediyor. Felaketin merkezi başkent Tokyo'ya 100 kilometre uzaklıktaki Atami şehri. Heyelan sevgilinde birçok ev ve arabanın zarar gördüğü anlar kameralara işte böyle yansımıştı. Felaketi halen yağan yağmurun işlerini zorlaştırdığını ancak hayatta kalanlara ulaşabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar. Yetkililer heyelanın nedeniyle bölgenin temiz normallerinin çok üzerinde yağış almasına bağlıyor. Atami'ye son 48 saatte düşen yağış miktarı 313 mililitre. Meteoroloji uzmanı yoğun yağışın 2 gün daha süreceğini açıkladı ve bu konuda oradaki vatandaşları uyardı. Peki Brezilya'da ne konuşuyor? Brezilya'da Bolsonaro konuşulmaya devam ediliyor. Hem de aylardır maskesini takmaz ceza alır. Aşılama konusunda insanlara gerekli hizmet verilmez eleştirilir. Şimdi de aşı anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine günlerdir devam eden bir protesto var. Onu getireceğiz ekranlarınıza. Bu iddianın üzerine Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma talep edilince halk sokağa indi. Brezilyalılar Bolsonaro'nun görevden alınmasını istiyor. İnsanlar bir şey yapmazsa hiçbir şey değişmez. Bu yüzden bugün buradayım. Ellerinde pankartlar, dillerinde Bolsonaro karşıtı sloganlar ve değişim çareleri Brezilya'yı bu kez aşı anlaşmasındaki yolsuzluk iddiası karıştırdı. Koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı kaydedilen ikinci ülke olan Brezilya'da salgın siyasi krize dönüştü. Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsü hafife alan ve önlem karşıtı tavrıyla eleştirilerin odağı olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bu kez koronavirüs aşısının satın alınması anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla hedefte. Bu iddiaların ardından binlerce Brezilyalı sokağa çıktı. Bolsonaro karşıtı sloganlar attı. Halk sokakta, demokrasi bu. Bolsonaro Brezilya'yı temsil etmiyor. O düşecek. Eylemcilerin talebi Bolsonaro'nun görevden alınması. Benim asıl isteğim Bolsonaro'nun görevden alınması ve yaşadığı mutluluk ilgileri geride bırakabilmemiz için herkesin aşı olması. Bolsonaro hakkında Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından soruşturma açılması talebinin kabul edilmesi durumunda Bolsonaro'nun aşının alanında yolsuzluk yapılmasında ihmalinin bulunup bulunmadığı araştırılacak. Sizlerin en çok beğendiği köşelerimizden bir tanesiyle iyi haber, kötü haberle devam edeceğiz. Bakalım bugün iyi haber ve kötü haber olarak sizlere neler vereceğiz. Valla ben kötü haberle başlamaktan yanayım. Sevgili Sinan Diyarbakır nasıl olacak? Bu nasıl baba? Bakın bu nasıl baba? 3 yaşındaki oğlunu hareket halindeki aracının kapısından saklayan Murat Özcan. Yokan Kralı'nın İfadesinde çok yaramazlık yaptığı, sakinleştirmek için yaptığım diyen Özcan tutuklandı ve sonrasında da serbest kaldı. Halde kontrol şartıyla şaşırdık mı serbest kalmasına. Ama keşke bu olaya serbest kalmadan önce bir tutumu görüldü ve serbest kalmadan önce psikolojik bir test yapmasaydı. Çünkü halde kontrol şartıyla bırakmış olsanız da bir evin içinde şu an altın içerisinde onu yapıyorlar. Vallahi pandemisi definecilerin koronavirüsle durduramadı. Salgın dönemindeki sokak kısıtlamasını fırsata çeviren defineciler binlerce kaçak kazı yapıp tarihi mirasları onarılamaz zararlar verdi. Afyon'da, en son Afyon'da bir çukurda Bizans ya da Selçuklu dönemine ait bir nakitin yan kısmı bulunmuştu. Aynı şekilde yine Antalya'da da tarihi eserlerin yağmalandığı ve onlara zarar verildiği haberi gelmişti. Şimdi bu nasıl kötü haber olmasın? Bunu da alıyoruz bu şekilde. Kötü haber konumuza iliştiriyoruz. Peki memleketimizde hiç mi güzel şeyler olmuyor? Olmaz mı efendim? Güzel bir haberimiz var. Hem de şahane bir haber. Doğayla ilgili bakın. Alabara kurtuldu. Yıla Datça'daki Alabara koyunun doğal sit derecesinin düşürülmesine karar verilmişti. Koyda yapılan
açılacağı öylesinizken bu karar idare mahkemesi tarafından iptal edildi hem de öylesinizle iptal. Yani bu muhteşem yerler. Biz buraları koruyacağız. Biz buralara yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ki cennet vatanımızın cennet köşesi bu şekilde bahçe bir şekilde kalacak. İnsanlarımız gidip oranın keyfini çıkaracak, nefes alabilecekler. O yüzden bunu da iyi haberler panomuza bir şekilde iliştirdik. Hatta düşmemesi için bir tane daha Rabbini koruduk. Bu arada epey bir oldu panomuz. Özellikle kötü haberler, iyi haberlerden maalesef biraz fazla. Sinan, kabayla devam edelim. Çünkü Cennet Mahallesi'nde Küçükçekmece'de metrobüs kazası meydana gelmişti. İki metrobüsün tartışması nedeniyle trafik orada epey bir aksamıştı. Oradaki son durum ne? Hemen Mücahit Topçu'ya bir uzanalım. Bakalım bizlere oradan ne aktaracak. Merhaba Mücahit tekrar. Evet, Orman'dan artık metrobüs seferlerinin normale döndüğünü ifade edebiliriz. Yaklaşık bir saat önce Cennet Mahallesi'nden Topkapı istikametine giden hemen yanı başımızda bulunan bu metrobüs aracı önünde bulunan park halindeki yolcu almaya çalışan diğer metrobüs aracına çarptı ve kazada metrobüste ciddi bir hasar meydana geldi. Şu anda da kameraman arkadaşım Caner Emre Kınacı o metrobüsü gösteriyor sizlere. Ön camı tamamen parçalanmış durumda. Ciddi bir hasar söz konusu, içinde bulunan vatandaşların yaralandığı bilgisini de ifade edelim. O yaralı vatandaşlar da bölgeye intikal eden ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılmış durumdalar. Her iki araçta da hasarın olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu ekranlarınızdaki araç öndeki metrobüse arkadan çarpıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası metrobüs seferlerinde aksamaların yaşandığını ifade edelim ama şu an itibariyle seferlerin normale döndüğünü belirtelim. Olay yerine gelen ekipler tarafından şu anda hemen o yol yardım aracına bağlandı metrobüs ve daha